Her ne kadar kedileri sevsem de ben bir köpek insanıyım. Birkaç yıl önce de, sanırım tam bir yıl önceydi, doğum günümde eşim bana yavru bir köpek hediye etti. Hank adında küçük bir Beagle yavru. Birçok Beagle gibi benim köpeğim Hank de tavşan kovalamaya bayılıyor. Ama pek de dostça bir oyun olduğunu söyleyemeyeceğim. Hank tavşanı yakalar yakalamaz, bütün olarak yutmaya oldukça niyetli. Bu resme bakarak buradaki tavşanın biraz stresli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu söylerken tehdit veya meydan okuma kelimelerini kullanacağız. Her ne kadar tavşanın stresli olduğunu söylesek de bizim burada konuştuğumuz tavşanın tepkisidir. Psikologlar tehdit veya meydan okuma olarak değerlendirdiğimiz bu akılda kalıcı olmayan tanımlamayı açıklığa kavuşturmak için çabalıyorlar. Bu resimdeki tehdit köpeğimin dişlerinin arasına sıkışma olasılığıdır stresör. Yani benim köpeğimin dişleri stresördür. Bunu takip eden fiziksel ve duygusal tepki ise stres tepkisidir. Bu karşımızdaki resimdeki stres tepkisi ise tavşanın tepkileridir. Stresöre karşı olan hem fiziksel hem de duygusal tepkileridir. Psikologlar bu karşımızdaki durumun tamamına ise stres derler. Stres aslında bir uyarıcı ya da tepki göstermek değildir. Değerlendirip üstesinden geldiğimiz çevresel tehditlerin veya meydan okumaların oluştuğu bir süreçtir. Yani stresörü değerlendiriyoruz ve sonrasındaki stres tepkimizde çevresel bu tehditle başa çıkıyor. Stresin tanımındaki esas temel ünlü psikiyatrist Richard Lazarus tarafından ortaya konmuştur. Stresin gerçekleşen olaylarda az o olayla ilgili düşüncelerimizde ise daha çok yükseldiğini ortaya çıkarmıştır. Düşüncelerimizi tanımlamak için kullandığı kelime ise değerlendirmeydi. Bu değerlendirmeyi tanımlamak için ise iki tane bilişsel evre olduğunu söyledi. Sizin bir ilk değerlendirmeniz var, yani birincil değerlendirmeniz. Bu değerlendirmede mevcut durumdaki tehdide odaklanırsınız. Yani şu an ne yapıyorum? bana doğru yaklaşan bu tehlike ne diye sorgularsınız. Ve bu birincil değerlendirmeye karşı verebileceğiniz üç kategoriye ayrılmış tepkiler vardır. Mesela, bu yaklaşan tehlikenin benimle hiçbir alakası yok diyebilirsiniz. Veya bu durum umurunuzda olmayabilir. Yani, bu tehdidin farkındayım ama bunun beni etkileyeceğini düşünmüyorum. Tehlikede değilim, bunun önemli olduğunu düşünmüyorum diyorsunuz. Diğer bir tepki de ki, ilkinden daha iyi ve tehditle daha alakadar olarak verilmiş bir tepki olan durumu tehlikesiz veya olumlu olarak görme. Mesela şöyle bir tehlike olduğunu düşünün. Bir kuş ormanda oturan bir dinozor görüyor. Bu aslında pozitif veya tehlikesiz bir durum çünkü dinozor belki de kuşun düşmanlarından birini yakalayacaktır. Yani stresi tehlikesiz bulabiliriz ya da olumlu tepkiler verebiliriz. Sonuncusunda ise durumun gerçekten stresli olduğuna dair bir tepki vardır. Burada bu stresörün gerçekten tehlikeli ve zarar verebileceğini görürüz. Gelin ilk örneğimize bir daha bakalım. Eğer ben bu tavşanın yerinde olsaydım, benim değerlendirmem kesinlikle bu durumun oldukça stresli olduğu yönünde olurdu. Ve eğer birincil değerlendirme negatif yönde ise, ikinci bir değerlendirme yaparız. Bu ikinci değerlendirme, bireylerin stresle başa çıkabilme yöntemiyle ilgilidir. Stresörün verebileceği zararı algılayan kişinin bununla başa çıkabilmek için nasıl bir hazırlığı olur? İkincil değerlendirmedeki verebileceğimiz ilk tepki zarardır. Bundan kasıt, şimdiye kadar nasıl bir zarar gördüğüdür. Eğer bu tavşan henüz bir hasar almamışsa da, Beagle hala onu yakalamanın peşinde. Bu da bizi ikinci olası tepkiye götürür. Bu da tehdittir. İleride oluşabilecek zararlar nelerdir? Bizim örneğimizde tavşanın başına bayağı büyük dertler açabilir. Mesela benim bu dostum azılı dişlerini tavşana geçirebilir. Bu tehdidin olma olasılığı oldukça yüksek. Bu değerlendirmedeki üçüncü tepki kategorisi ise meydan okuma. Bu da içinde bulunulan durumun üstesinden nasıl gelinebileceğini ifade ediyor. Yani tavşanın yerinde ben olsaydım öyle bir koşmalıyım ki bir an önce yuvama ulaşmalıyım diye düşünürdüm. Bu hayvanlar dünyasındaki oldukça basit bir kavram. Bir stres faktörü ve bir de stres tepkisi var ve aralarında gelişen olaylar var. Ama insanlarda durum biraz daha farklı. Çünkü biz insanlarda Bilişsel fonksiyon hayvanlardan daha yüksek seviyelerdedir. Bizde stres faktörüne karşı oldukça eşsiz bir tepki vardır. Yani sadece strese karşı bir tepkimiz yok. Aynı zamanda da stres faktörünü öngörebiliyoruz. Bu da tüm bu tetiklemeyi, süreyi ve strese verilen tepkiyi biraz daha ilginç kılıyor. İşte bunlar sonraki videolarda stres psikolojisiyle ilgili ele alacağımız konular.